Şahsi adına ikinci konuşmacı Mehmet Bekaroğlu, İstanbul Milletvekili. Buyurun Sayın Bekaroğlu. Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, bu hükümetin zamanında işte 7. 8. af geliyor ama bunun sebebi mükellef sorumlusu vergi mükellefleri değil, vatandaş değil. Yanlış politikalar dolayısıyla ekonomiyi yönetmemek. Bu sebepten dolayı insanlar vergilerini ödeyemiyorlar. Sadece vergilerini değil, başka borçlarını da ödeyemiyorlar. Bundan dolayı yapıyoruz. Aslında bu hükümet büyüklerin, yani çok daha büyük olanların, hatta millete filan da değişik laflar söylenen vergilerini değişik zamanlarda özel durumlarla zaten affetmişti. Şimdi geniş kitlelerinde vergilerini affeden, sigorta primlerini affeden bir düzenleme geliyor ve Cumhuriyet Halk Partisi bunu destekliyor. Burada bir sorun var sadece. Bundan sonra sürekli vergi afları çıkarmamak için bakanlığa bir yetki veriliyor. Bakanlık zor durumda kalan mükellefi çağıracak, konuşacak ve kendi inisiyatifiyle yapılandırmaları yapacak. Bu çok tehlikeli bir şey. Bir kere vergi affetmek, koymak, çıkarmak meclisin görevidir. Meclis devre dışı kalıyor. Bu anlamda sorunlu bir durum. İki, bugüne kadar yaptığınız gibi vergi incelemelerini siz silah olarak ya da muhalifi susturma olarak kullandınız. Bundan sonra da bu şekilde kullanılabilir. Dolayısıyla bu tehlikeli bir düzenleme. Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan kısa konuşmasında işte Türkiye'de her şey yolunda, iyi gidiyor filan söyledi. Bakmayın ilk rakamlara, bakmayın filan dedi. Öyle değil. Türkiye'de işler iyi gitmiyor. Siz 1 Kasım'dan bu yana dünya kadar düzenleme yaptınız. Ekonomide bir canlanma olsun diye çok sayıda düzenleme yaptınız, teşvikler getirdiniz ama bunların hiçbiri çok fazla anlamlı olmadı. Zaten bütçenin ilk 4 aylık gerçekleşmesi rakamlara da bakanlığın açıkladığı rakamlarda bunu ortaya koyuyor. Yani öyle istihdamda bir artış falan dendi. İşte istihdam seferberliği +1, +5 falan dendi. Ama bunu doğrulayacak rakam yok. Sayın Bakan'ın 1.077.000 yeni istihdam demesine rağmen bunu doğrulayacak bir rakam yok. Tam tersi, esnaf sayısı azalıyor. Çiftçiler işlerini bırakıyorlar. Böyle durumlar var. Çok kısıtlı bir zaman olduğu için bu rakamlara girmiyorum. Değerli arkadaşlarım, Maliye Bakanlığı Nisan ayı itibariyle verileri açıkladı. Ocak-Nisan genel bütçe değerlendirmeleri ve gelirlerde %8,77'lik bir artışla 190 küsur milyar liraya ulaşıldığı, giderlerde ise %20,74 artışla 206 milyarın üstünde bir gerçekleşme olmuş. Şimdi buradan anlıyoruz ki bütçe gelir artışı %11,87 olan yıllık enflasyonun altında. Yani ekonomide öyle bahsettiğiniz gibi ileriye yönelik bir büyüme olduğuna dair herhangi bir işaret yok. Değerli arkadaşlarım, bu istihdamla ilgili bir şey söyleyeyim. Sayın Bakanlık işte 1 milyonu devirdik gibi bir şeyler söyledi. Böyle bir rakam yok maalesef. Bunu ifade edelim. Şimdi vergi toplamayla ilgili de birkaç cümle söyleyecek olursak, bu vergiler dolaylı vergiler değerli arkadaşlarım. Türkiye hala dolaylı vergilerle, yani deli dumrul vergileriyle para topluyor. Herkesten, garibandan da herkesten para topluyor ve müthiş paralar bunlar. Köprü geçişleri şunlar bunlar. Yani işleyen sağlıklı bir ekonomi, üreten bir ekonomide gerçek mükelleften vergi toplamak gerekiyor. Toplayabilmek gerekiyor. Bunu da gerçekten o mükellefin üretiyor, kazanıyor olmasıyla mümkündür. Bütün iyimserliğe rağmen işte referandumdan sonra uçacağız gibi rakamlar söylemenize rağmen buna küçük bir işaret bile yok. Bugüne kadar gerçekleştirilen rakamlarla buna küçük bir işaret yok. Evet, yani milletten para topluyorsunuz ama ifade ettim, deli dumrul yöntemiyle para topluyorsunuz. Hala ekonominiz işte arazi boşaltıyor, işte beton dikmeye, buna yöneliyor ve ekonomi sıkışınca da bir takım işte krediler, teşviklerle borçları tekrar yapılandırarak bir yere gitmeye çalışıyor. Bu gidiş değil değerli arkadaşlarım. Size şunu ifade edeyim. Türkiye sizin yönetiminiz döneminde 508 milyar 859 milyon dolarlık cari açık verdi. Bu para yabancılardan borç alınarak, karşılandı. Böyle bir ekonomiye devam ediyorsunuz siz.
Dolayısıyla yani üreten bir ekonomi yok. Bunu yapacağınıza dair hiçbir şey yok. Evet, likidite artarken filan dünyadaki dengeler daha iyiyken bir takım şeyler yaptınız. Ama hem ekonomiyle ilgili yönelimlerinizi hem demokrasi ve hukuk devletiyle ilgili yönelimlerinizi kaybettiniz. Ve Türkiye hızlı bir şekilde duvara çarpmaya doğru... Teşekkür ederim Sayın Bekaroğlu.